Büyümemiş anne babalar. Evet. Çocuk kalmış anne babalar. Baba anneye küsüyor, 2 ay konuşmuyor. Evet. Anne annesinin evine gidiyor, 2 ay gelmiyor. Burada evlilik değil, evcilik gibi bir şey. Evet. Yani evliliğin hayati öneminin farkında olunmamış. Hala da farkında değiller. Hala da değiller. Şimdi gitmek çözüm mü? Değil. Küsmek çözüm mü? Değil. Peki çözüm arayın. Bir aile danışmanına gidin. Bir rehberlik alın. Bir yardım alın. Ve bir bilene sorun. Ve kimse kendi suçunu kabul etmek istemiyor. Çok garip. Evet. Çoğu kimse kendisini onaylatmaya geliyor, biliyor musunuz? Şunu da yaptım anlamadı, bunu da yaptım anlamadı. Şunu da... Ben artık tükendim. Ama yanlış yaptığın, zamansız yaptığın, usulsüz yaptığın ve onu öyle yapmaman gerekiyordu. Bunu niye görmüyorsun? Tarlaya tohumu ektin. Fideleri çapalaman gerekiyordu. Çapalamadın, üstüne bastın, çapaladın. Ondan sonra belini kırdın, çapaladın, kökünü ortaya çıkardın, yanlış yaptın. Ondan sonra da ürünler verimsiz olunca, doğru düzgün ürün vermeyince, bitkiler kırık, dökük olunca bunlardan bir iş çıkmadı. Ben o kadar emek verdim, yanlış emek verdim. Saçımı süpürge ettim. Bir de öyle çok moda bir söz var ya, ne demek ya? Saçımı süpürge ettim, ne demek? Sen ibadet olan bir şeyi yapıyorsun. Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Kime neyi şikayet ediyorsun? Annesini yapacaksın, babasını yapacaksın ve bunlar hayatın en güzel unsurları, en güzel meşguliyetleri. Biz helal rızkımıza dikkat etmiyoruz, evet. Sadakatimize dikkat etmiyoruz, ailedeki muhabbete dikkat etmiyoruz, namazımıza, abdestimize, Kur'an'ımıza dikkat etmiyoruz. Bunların sonucunda ailede baba olarak var olmanın, bir cisim, bir şekil, bir varlık olarak baba olmanın, var olmanın, anne olarak da var olmanın, çocuklara da parayı döküp saçmanın iyi aile olmak olduğunu zannediyoruz. Zanlarla amel edilmez. Öyle bir şey yok çünkü. 2 lokma yavan ekmeği suya batırıp yiyin ama yan yana olun. Helal olsun. Bir avuç helal kazancı, bir sandık dolusu mücevhere tercih edin. O haram, bu helal değil. Dolayısıyla ailede alıngan notta olan anne babaların yanında büyüyen çocuklar kimi zaman aynı notta büyüyorlar. Onlar da alınganlık yapıyor. Ben bir anne gördüm. Bir yere toplantıya gittik. Hanımefendi hiç kimsenin yüzüne bakmıyor. Bir şey söylüyor böyle. Yanında bir kızı var, o da böyle. Koro halinde. İletişim yok. Ay bu niye geldin buraya? Evet. Milletin yüzüne bakmıyorsun, milletin gözüne bakmıyorsun. Bu ne yani? Sürekli yere bakıyor böyle. Evet. Ne kötü bir duygu durumu Allah'ım yani. Çocuk annenin bazen kopyası oluyor, bazen de tam tersi oluyor. Tam tersi. Çünkü çocukların mizaçları da farklı. Çocukların etkilenme durumları da farklı. Hani bunun içinde kahverengi var, bunun içinde beyaz var, bunun içinde sarı var. Hepsine ben aynı terbiyeyi koyuyorum, aynı renk. Evet. Diyelim ki kırmızı renk terbiye koyuyorum, hepsinin renkleri ayrı oluyor. Çünkü zemin... Koyduğum malzeme farklı. Aynen onun gibi çocukların etkilenmesi de mizaçlarına göre, genetik yatkınlıklarına göre, doğum sırasına göre, anne babanın ne kadar ilgi gösterdiğine göre, annesini ne kadar emdiğine göre, sezeryan mı oldu, normal mi oldu ona göre o kadar çok değiştirici unsurlar var ki bir çocuğun yapısını. Öyle olunca hani çocuğun nasıl olacağını bilmiyoruz ama aynısı gibi olma, tam tersi, evet, olma ya da arada bir yerlerde olma ihtimali var ama kötü bir örnek. Evet, kesinlikle öyle. Her halükarda çocuğun neyi örnek aldığından ziyade kötü bir örnek ve çocuk şaşkın. Küsen bir babayı evde istiyor ama baba yok. Küsen bir anneyi evde istiyor ama anne evde yok. Kimi zaman da bedenen varlar, iletişim olarak yoklar. Evet. Bir o ne kadar huzursuz edici bir durum, bir de değil nasıl? Mi? Bir çocuk için özellikle. Bir de şöyle bir şey söylüyorlar, onu ne kadar yanlış buluyorum ya değerli hanımefendi. Biz çocuklarımız için bir aradayız. Ya... Özür dilerim. Evet. Halbuki bu çocuklar için olmuyor bir zaman sonra. Çünkü onlar için aslında bir çaba sarf edilmemiş oluyor orada. O sessizlik, o tartışma ortamı belki. Aynen. Evet. Çocuklar için buradayız diyorlar. Baba ayrı yatıyor, anneye ayrı yatıyor. Çocuklar bunu görüyor. Yatak, evet, odasında yatmıyorlar.
Aynı sofrada yemek yemiyorlar. Ben gidiyorum. İyi. Para lazım. Tamam. Bu konuşma mı? Bu iletişim mi? Çocuklar buradan ne öğreniyor? Çocuklar buradan hangi mutluluğu öğreniyor? Evet. Çocuklar burada memnun mu sanki? Siz çocuklara sorduğunuzda böyle yaptıklarında memnun olduk, evet. olduğunu söylediler. Onun için mi buradasınız? Çocuklarınız için bir şey yapıyorsanız barışın. Evet. Çocuklarınız için yapılması gereken şey bir evde iki yabancı gibi yaşamak değil. Kötü örnek oluyorsunuz. Evet. Çocukların psikolojisini allak bullak ediyorsunuz. Babasına yaklaşma ihtiyacı var. Babasının tavrı uzaklaştırıyor. Annesine yaklaşma ihtiyacı var, annesinin tavrı uzaklaştırıyor. İkisini bir arada görme ihtiyacı var, ikisini bir arada göremiyor. Çocuk iki arada bir deride. Daha evet. kötü etkileniyor. Daha kötü etkileniyor derken boşanın asla demiyorum. Evet. Diyorum ki daha iyi olun. Daha iyi olabilirsiniz. Aynı evde yaşayabiliyorsanız o zaman barışıkla yaşayabilirsiniz. Araya ne giriyor biliyor musun? Sen bana o kadar şey yaptın, bunun bedelini ödemeden barışacağımı mı zannettin? Bir bedel ödetme, bir intikam alma, bir hırs, bir kin. Evet. Ne kazanıyorsun? Senin psikolojin bozuk, karşındakini de bozuyorsun. Hı hı. Çocukların psikolojisini de bozuyorsunuz. Bari çocuklar için yapıyorum deme. Çocuklara iyi gelmiyor, gelmiyor bu. Evet.